gelebilirsiniz. Merhaba Mutlan. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olasın. Sonunda mutlu oldu. Kızıyor. Bana şu günler çok şey yapmış ya. Bak 5 sıra anında dedi. Fiyat arıyor. Tuttuk şöyle. Bu sert yerden şöyle bak. Bu kadar da azıcık. Kıvır. Kıvırdım. Sert yerden tuttuk. Kıvır. Ha, bu kadar mı? Bu kadar basit ya. Muhtarım gösterdi sağ olsun. Arıslı önceden unutulmuş bir yerdi. Köyne bir yerdi ama belediye biz, ulusal kanallar, yerel basın, tarım ilçe, kaymakamlık derken köyümüz 2 senedir çok popüler bir köy oldu. Yerli, yabancı turizm akınına uğradı. Isparta'nın ilk önce gül açan köyü. Şimdi Isparta deyince Ardışlı. Ardışlı Nisan 18'inde gül açmaya başlayıp Haziran 10'una 15'ine kadar devam ediyor. Ama bu sene mevsim dolayısıyla biraz geç kaldı ama şu anda rekorta çok yüksek. Oldukça verim iyi. Turizm açısından ve tarım açısından çok güzel bir yer. Alt tarafımız Burdur Gölü, üst tarafımız dağ. Ama gelen yerli yabancı turistlerin bir daha geleceğiz diyerek mutlu şekilde ayrılıyorlar. Ha bunların bu söylentileri söyledikçe biz köylü olarak çok mutluyuz. Ulusal kanalların yayın yapması bizleri tanıtıp yerli, yani sadece Türkiye değil dünyada izlenip onlardan biz telefon aldığımız şekilde çok mutlu oluyoruz. Şu anda yerli yabancı uzak doğudan, Kıbrıs'tan çok yüksek şekilde turistler geldi. Ağırladık ve giderken rehberleri bırakalım, turda gelenlere arkadaşlarını mutlaka Ardışlı'ya, gül bahçesine gidip burada çayını içip gül bahçesinde hasat yapıp ve onlara güzel torba, birer torba veriyoruz. Bu torbada onların hatıra olarak saklayacağı bir, ve güzel kokuyu tatabilecekleri şekilde mutlu şekilde ayrılıyorlar. Mutlaka bir arkadaş daha göndereceklerini söylüyorlar. Şimdi önceden dediğiniz gibi sadece tarımda şey dersek girdi tek kapıydı ama şu anda turizmden de yani gül hasatı kadar da turizmden girdiler var. Ha şu anda 2 tane işletme var ama geçen sene festival sesiyle onun temeliyle bu sene 2 şey var. Yeni sene köyün herkesin işletme açacağını umut ediyorum. Yani bu öyle gösteriyor gelenlerin gitmelerinin sayısı. Sadece cumartesi gün benim saydığıma göre sadece benim işletmeme giren 450 kişi vardı bir günde. Ya öbür şeyine yani gerçekten girdisi de iyi. Gelen burada standta gözlemesini yiyip çayını içip bu manzara güzel bahçenin içinde gül topladıktan sonra oturup istirahat edip gül ürünlerini komple aldıktan sonra yani düşündüğümüz zaman hakikaten sadece gül yağı, gül suyu kongrat değil. Eğer bu şekilde giderse bu şimdi üretmiş olduğumuz gül yağı, gül suyu kongratı mamullerini de burada sattığımız zaman daha uygun, daha vatandaşın cebine para girdiğini düşünüyorum ben efendim. Şimdi sabahla işçiler sabahla 5.30-6 gibi bahçeye giriyor ve çiçek bitene kadar devam ediyorlar. Ha gelen turlara göre bahçeleri zaten devam ettiği için onlar sabahla ilk İstanbul'dan kalkan şeylerimiz, turlarımız sabahla saat 7 gibi bahçede oluyorlar ve önce biz onlara çay ikramlar, yol yorgunusunuz dediğimiz zaman önce bu havayı biz bir daha yakalamayız korkusuyla önce bahçeye giriyor ve bahçenin içinde güllerini topluyor, fotoğraflarını çekiliyor. Mutlu şekilde yani 2-3 saat gibi sadece bahçede ondan sonra oturup yani çayı biz nerede olsa içeriz diyor ama
gülü bir daha bir, ya göremeyim korkusuyla önce bahçenin içinde gezip ondan sonra çay içerisine tekrar çay içtikten sonra bahçeye işçiler gibi işçiler topladıkları şeyleri ve biz bu şeyi tatmakla çok mutluyuz diyorlar. Şimdi önce geldikleri zaman bahçeye dalıyorlar. Çiçekler topluyorlar. Çiçekleri topladıkları çiçekleri toplama zevkini tattıktan sonra işçilerin torbalarına ücretsiz olarak topladıkları çiçekleri bırakırlar. Ha isteyen gül çiçeğini de alıp gidiyor reçel olarak veya hatıra olarak odasında saklamak için. Ondan sonra gözlemesini, sabah kahvaltısını bahçenin içinde çiçeklerin bu yani atlanmamış çiçeklerin içinde kahvaltısını yapıp arkasından güllü dondurmasını, güllü çayını şimdi gül sadece bu turizmden ziyade Rize'ye de gül gönderdik çiçeklerini ve orada güllü çay yaptırdık. Bu da tuttu. Güzel bir şey. Sadece çayı Rize çayı değil güllü çayı da marka oldu. Ha bunun yanında lavanta. Lavanta deyince kucak geliyor ama şimdi lavanta çayı da aynı şeyin yaptırarak o da tuttu. Şimdi Isparta turizm yönüyle ben inanıyorum şu anda Türkiye genelinde marka oluyor. Şimdi önceden surlara, otellere gidiyorlardı ama buraya gördükten sonra tekrar bir daha geleceklerini düşünüyorum efendim. Ve kendileri öyle söylediklerini aktarıyorum sizlere. Köyümüzün nüfusu 235. Şimdi 7-800 tonu şey ettiğimiz zaman ben iddia ediyorum ki nüfusa vurduğumuz şekliyle şu andaki Türkiye birincisi Ardıçlı Köyü. Sesi olarak gelen çiçek tonajı olarak. Şimdi mutlaka bu şu anda gördüğümüz bahçede biz kokuya alışkın olduğumuz için onları aldatamayacağız ama mutlaka gelip bu Ardıçlı'da güzel bahçenin içinde bu gelenlerin söylediklerine göre cennette yaşıyorsunuz diyorlar. Burayı mutlaka gelip görmelerini ve ağırlamalarını bekliyoruz efendim. Herkesi davet ediyoruz. Yerli, yabancı kim olursa Mevlana Hazretleri'nin dedikleri gibi kapımız açık. Önceden ararlarsa mutlaka biz bahçeye geç kalacak olurlarsa bahçeye geldiklerinde boş dönmemeleri için herhangi bir köyündeki bahçemizin birisinin çiçeğini toplatmıyoruz. O güzelliği yakalasın diye. Köyümüzü bir daha yani yüksek zirveye uzaklaştıracağımıza inanıyorum efendim. Isparta Keçiborlu Ardıçlı Köyü olarak Isparta'nın ilk gül açan yeri. Türkiye'nin gül bahçesi olarak biliniyor. Güllerimiz bu yıl biraz geç açtı önceki yıllara göre ama çiftçimiz gelen rekolteden oldukça memnun. Gelen turistlerle burası da kırsal turizm noktasında Isparta'nın parlayan yıldızı. Isparta, gül, lavanta ve zamba ile kırsal turizmde öne çıkan bir yer. Ve Ardıçlı köyümüz de buna ilk başlangıcı yapmış durumda. Tüm misafirlerimizi Haziran ortalarına kadar Ardıçlı köyümüze ve Isparta'nın diğer köylerindeki gül noktalarına bekliyoruz. Ardıçlı'da yaklaşık Mayıs sonuna kadar hatta Haziran'ın 5'ine 6'sına kadar gül devam edecek. İlerleyen sezonlarda da ilerleyen tarihlerde de diğer köylerimizde güllerimizi açmaya başlayacak. Hiçbir zaman geç değil. Çıkın mutlaka bu güzelliği siz de görün. Buraya gelirken önce köye girmedenki koku çok hoştu. Yani böyle bir kokuyu mutlaka herkesin hissetmesi lazım. Her taraf doğal, güller içinde, sessiz, sakin, kuş cıvıltıları, arkamızda göl var. Ve herkesin buraya mutlaka gelmesini, bu havayı, bu gülleri toplamasını, enerjisini mutlaka buraya gelip harcanmasını gerektiğini düşünüyorum. Tamam.